Yanımda İlhami Işık var. Yazar İlhami Işık barış sürecinde, çözüm sürecinde bu görüşmelere onun öncesinde daha doğrusu epeyce aracılık etmiş isimlerden biridir. Uzunca bir süre kamuoyu yakından tanır. Bu konuya devam edeceğiz. Sizinle devam edeceğiz ama eğer bu arada hazırsa ve biz HDP'lilerle bağlanamıyorsak MHP Devlet Bahçeli'nin açıklamasını konuşmak üzere telefona Metin Özkan'ı bağlayabilirsiniz. Yok değilse biz İlhami Bey'le bu konuyla girelim. O konu da çünkü önemli. Orada CHP'ye dönük bir hamle vardı. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla devam edeceğiz ama ben hemen bir cümle size sorayım tahliye kararını. Şimdi aynı dosya, aynı dava, ayrı ayrı başvurulmuş gerçi. Ama sonuç olarak aynı dosyadan Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı ve tahliye edildi. Ama Demirtaş içeride nasıl oluyor sizce? Evet. Aslında bir 10 yıl sonra böyle bir mahkeme kararını, yani Sırrı Süreyya Önder'e ve Selahattin Demirtaş'a yönelik cezayı veren mahkeme kararını herhangi bir okulda, yani bir hukuk fakültesinde değil, herhangi, yani bir ortaokulda bile insanlara söylediğiniz zaman, okuduğunuz zaman derler ki hayır, mümkün değil, olamaz. Yani hukuksuzluğun bir tarifi bu. Siz 2013 yılında herkesin konuştuğu, yani bu devleti yöneten Cumhurbaşkanından, Başbakanından, güvenlik görevlisinden, siyasetçisinden, yerel yetkilisinden, STK temsilcisinden, hemen hemen herkesin konuştuğu, söylediği sözleri bir gün gelip birilerine hapis cezası olarak ödetmeye çalışırsanız sadece orada utanılacak bir tablo çıkar. Yani 2013 Nevroz'unda Zeytinburnu'nda yapılan bir konuşmayı suç olarak kabul etmek kabul edilebilecek bir şeydir. Ama ne yazık ki bizde hukuk ve yargı tuzaklarla dolu. Yani bugün sizin herkesin onayladığı, kabul ettiği bir devlet politikası olarak da uygulanan bir eylem, bir girişim ya da bir sözle ilgili birkaç yıl sonra yargılanmama garantisi yoktur. Kabile devletlerinde de böyle olmaz ama maalesef biz yaşadık. Peki şimdi bu tahliyede bir zamanlama olarak sizin açınızdan altını çizeceğiniz bir durum var mı? Yoksa yani tamam budur, yani işte zaten başvurmuşlardı. Anayasa Mahkemesi de böyle bir karar verdi deyip geçecek misiniz, geçer misiniz? Hayır, yani bizde öyle hiçbir şey kendi olan akış içerisinde olmaz. Yani hukukun verdiği, yani bu karar bile kendi akışı içerisinde verilen bir karar değil. Bilinçli, siyasi iradenin yargı üzerindeki tahakkümü sonucu verilen absürt ve hukuki olmayan bir karar. Hı. Nasıl ki bu karar kendi hukuki olağan işleyişi içerisinde verilmemişse, bu tahliye de öyle bir şey. Kendi olağan akışı içerisinde verilen bir tahliye değil. Bizde hiçbir şey ama. Çünkü her şey siyasallaştığı için bizde güç üzerinde. Şu anki konjonktüre baktığınızda, tabloya baktığında bu tahliye kararını gerektiren ne vardı ki? Yani madem hani siyasiydi diyorsunuz, o yüzden söylüyorum. Ya sürü yani tutabilirlerdi, onaydır içeride, doğru, zaten doğru, kalsın doğru, olacak. Doğru, yani doğru. Öyle bakabilirlerdi yani. Şimdi şöyle, onu demeye çalışıyorum. Doğrudur, tutabilirlerdi. İşte Selahattin Demirtaş'ı işte gece yarısı olmayan bir davada tekrar tutuklama kararı çıkardılar. Değil mi? Evet. Yani mahkeme serbest bırakılmasını söylüyor. Tahliye oluyor ama gece yarısı bir şeyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tabii ki yani divan veriyor. Tabii işte, o dosyadan tahliye kararı verildi ama içeriden çıkarılmaması için yaptıklarımı söylüyorum. Başka bir dosyadan tutuklama verilerek Ahim'in gözü boyandı diye eleştiriler var. Ya ben öyle çok öyle bakmıyorum o işe. Nasıl bakıyorsun? Yani Ahim'le çok alakalı olduğunu düşünmüyorum ki, burada siyasetin İlhan işten geleni. İlhan Bey, Meral Danış Beştaş telefon hattında diyor arkadaşlar. Meral Hanım merhaba. Merhaba. Alo. Ha, Meral Hanım, Suat Toktaş, Baba Ali TV. Sırrı Süreyya Bey şu anda cezaevinden çıktı mı? Alo. Meral Hanım. Sırrı Süreyya Bey şu anda cezaevinden çıktı mı? Yok, içeri. Çıkmadı mı? Alo. Meral Hanım, duyuyor musunuz beni? Alo. Sayın Beştaş. Arkadaşlar alalım. Biz telefon bağlantısı yapmayalım. Olur mu? 11'e kadar.
Meral Hanım. Alo. Arkadaşlar alır mısınız? Vazgeçelim bu telefon bağlantısından. Yazık. Yani neyse. Yani birebir doğrudan doğruya haber alacağımız kaynaklar ama şu anda soru benim sesi gibi geliyordu. Yani. Onun sesini alıyoruz da bizim sesimizin oraya ulaşmasında bir sorun var. Üstelik bugün de epeyce bir telefon bağlantısı vardı. Umarım o vakte kadar çözülür. Ben öyle bakmıyorum dediniz. Yani tabii Avrupa ki. İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeki dosyayla denk gelmesini, altının çizilmesi size doğru gelmiyor. Neden? Hayır, yani küçümsediğim için falan değil. Çok önemli bir şey. Öyle bir karar alması da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karar alması da bizim ülkemizde yürümüyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani bazen bütün planlar, stratejiler Avrupa'nın ya da ABD'nin ne dediği, ne söylediği, nasıl bakacağıyla alakalı alınır. Kimi zamansa iş dengelerle alakalı alır. Yani bazen çakışmaz, onu demeye çalışıyorum. Hı hı. Yani mesela Ray Baransoğlu ve ABD ile var olan başka polemikler sonucu hem tutuklama hem tahliye gerçekleşti. Kimi zaman da AİHM'in verdiği bir kararlar ama içeride uyumlu olduğu zaman dikkate alınıyor. Uyumlu olmadığı zaman gece yarısı operasyonla hiç yargılanmadığın bir davayla da tutuklanabilirsiniz. O anlamda demek istiyorum. Ya, anladım. Peki şimdi siz şu anda genellikle bu çatışmalı dönemlerde, daha önce de pek çok yayın yaptık sizin de, yazılarınızda da okuyorum. Çatışmalı dönemlerde, sertliğin yükseldiği dönemlerde aslında kapı arkasında bazı görüşmeler sürebilir, barış süreçleri böyledir diyorsunuz. Hala mesela bu süreç için böyle bir okuma yapıyor musunuz? Tabii ki, yani sadece bize özgü değil, yani bizim gibi bu tür problemi yaşayan bütün ülkelerde öyle, yani dünyada da öyledir. Bir görünen yüz var, bir de görünmeyen yüz var. Yani çatışmanın en yoğun olduğu dönem, basit söyleyeyim, mesela Vietnam'da bombardıman B-52'lerin en fazla bomba yağdırdığı gün, görüşmelerin imzasının atıldığı gündü. Yani anlaşılabilir bilmesi açısından o örneği gösteriyorum. Görünenler genelde yanıltıcı olur, onu demeye çalışıyorum. Evet, siz Orta Doğu'da yaşıyorsanız ve sorunlar yumağı içerisindeyseniz sizin sadece görünülerle hareket etmeniz ya da arka kapı diplomasisini sürdürmemeniz ya da B, C, D planınızın olmaması, herkes açısından öyle olmaması mümkün değil. Bu yaşama güdüsünden ötürü de öyle. Bir de 2010'dan bu yana bütün dünya bir fiil oldu burada. Yani eskiden de vardı ama farklı kanallarla vardı. İşte diplomatik ilişkilerle daha çok şey olan ve resmi askeri ilişkilerle coğrafyada çöreklenme vardı. Şimdi ise her yönüyle herkes burada. Yani bütün dünya şu anda 2010 baharından ötürü Suriye'de, Irak'ta var. Ve herkesin bir hesabı var. Bu hesaplar içerisinde en çok etkilenen ülke Türkiye. Ama Türkiye bu var olan güçler karşısında hem ekonomik hem siyasal hem askeri anlamda da aynı kategoride değil. Yani Ruslar var, Türkiye ile Rusya kıyaslaması yapılamaz. Amerikalılar var, Türkiye ile Amerika kıyaslaması yapılamaz. İkisinin de çıkarı çok daha hayati, dünyayı yöneten güçler. Böyle olunca da sizin bu güçler karşısından da bir B planınızın olması lazım. Yaşama güdüsü anlamda şimdi olması lazım. Şimdi şöyle, aslında bu Rusya Amerika dediniz. Ben bu Suriye meselesine getireceğim konuyu da, siz biraz o konuya girdiğiniz zaman sizi bir adım geriye çekeyim. O konuya gene döneceğiz. Tamam. Spesifik bir takım açıklamalarla. Ama şu bu barış süreçleri böyle zamanlarda mümkün müdür meselesine şöyle geri dönelim. Yani arka kapıdan görüşmeler yapılabilir. En sert zamanlarda bile yapılabilir. Genelde en sert zamanlarda oluyor. Genellikle de öyle olur diyorsunuz. Evet. Peki ama şimdi iktidar partisinin, AK Parti'nin MHP ile bu denli neredeyse et kemik gibi oldu diyeceğim ama aslında MHP çok daha etkin görünüyor işin MHP'leşmiş açıkçası. MHP'leşmiş bir AK Parti var, evet. Yani MHP daha etkin de tabii görünüyor, aldığı pozisyonlar, siyaseti yönlendirme doğru kapasitesi Bahçeli'nin. MHP ile bu kadar hemhalken ve MHP'ye de bu kadar muhtaçken bir çözüm süreci başlatabilir mi AK Parti tekrar? Yani salt AK Parti anlamında düşündüğümüz zaman biraz yanıltıcı olur veya işte artı MHP. Şöyle bakmak lazım, yani etnik, mezhep ya da inanç meselelerinde
çok daha komplike davranış biçimleri var. Onu demeye çalışıyorum. Mesela bakın ilk defa 1970'lerden sonra Öcalan'ın yakalanmasıyla iktidar olan bir MHP vardı. Ana argümanı da Öcalan'ın idamı, terörizme karşı böyle bir şey. Ama idamın kaldırılmasında MHP'nin imzası var baktığınız zaman. Yani evet. Tezat bir şey. Yani idamla iktidara gelirsiniz, idamı kaldırırsınız. Böyle bir şey. İkinci örnek vereyim. Ta işte bu Haziran ayında yaşadık. Sayın Bahçeli televizyonlarda bile Öcalan'ı savundu. İşte siz Öcalan'ı bile dinlemiyorsunuz. Bu anlamda çok başka bir şeydi. Onu demeye çalışıyorum. Hı. Etnik meseleler ya da mezhep ve inanç meselelerinde davranış kodları değişiyor. Hı. Diğer meselelere göre. Çünkü bunlar kırılma yaratacak meseleler. Yani İlhan Bey, Meral Danış Beştaş'ın hazır olduğu söyleniyor. Eyvallah. Meral Hanım merhaba, duyuyor musunuz? Merhaba. Israrla deniyoruz telefon bağlantısını. Anladığım evet. kadarıyla bulunduğunuz yerde Cemurlar var herhalde, yani tahmin evet. ediyorum öyle. Çünkü evet. bugüne kadar sorunsuz işliyordu. Sayın Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktı mı? Evet, çıktı. Şu anda beraberiz. Yani kalabalık bir ortam var. Yani yaklaşık 15 dakika önce özgür. Kendisiyle görüşmemiz mümkün mü? Telefonu verme şansı? Çok kalabalık, maalesef mümkün değil. Öyle maalesef. Mi? Tamam, peki. Peki, o zaman şöyle. Morali nasıl, sağlığı nasıl? Onunla bir devam edelim. Gayet iyi. Sağlığı da, morali de gayet yerinde. Zaten kısa bir açıklama da yaptı biraz önce. Ne dedi? Birazdan öğreneceksin. Ne yani dedi Sayın Bekir? Yani bütün arkadaşlarımızın düşüncelerinden dolayı siyasetçiler özgür olana kadar hiçbirimizin buna sevinemeyeceğini söyledi. Siyasi bahçelere özgürlüğünü istedi. Evet. Yaptılar. Yani şu an çok kalabalık gerçekten. Peki son, o zaman ben sizin hukuki mütalaanızı sorayım. Siz hukukçusunuz. Anladığım kadarıyla o kalabalıkta çok bunu uzatmak istemiyorsunuz. Aynı dosya, aynı dava, başvurular aynı Anayasa Mahkemesi'ne, Sayın Demirtaş'la ilgili böyle bir karar verilmemiş olmasını neye bağlıyorsunuz? Yani bunu şöyle söyleyeyim. Sonuçta karar çok kapsamlı. Aynı gün yapılan başvuru var. Aynı dava dosyasından alınan bir ceza var. Yani bunu şu anda yorumlamaktan ziyade bir an önce Sayın Demirtaş'la ilgili de duyurulu karar verilmesini bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi hani sırasına göre dosyaları gündemine alır. Artık neye göre öncelik verilir de hani onu tartışmak istemiyoruz. Neticede Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesi de büyük mutluluk. Demirtaş'ın da tahliyesini istiyoruz. Yüksek Dağ'ında diğer bütün arkadaşlarımızın da. Kararın önemi şurada. Birincisi oy birliğiyle alınan bir karar. Evet. İfade özgürlüğü alanında ileri bir karar gerçekten. Barış sürecinde yapılan konuşmalar, düşünce ve ifade, yani ifadelerin rahatsız edici olsa bile özgürlük kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, demokratik siyaset alanındaki sözlerin, düşüncelerin, açıklamaların olduğu bütün dava dosyalarını etkileyecek emsal bir karar. Sayın Demirtaş'ın kararında aynı yönde çıkması gerekiyor. Yani bu bir temenni değil. Bu bir hukukun, mevcut kararın ve anayasanın gereğidir. Anlıyorum. Tamam, yani çok teşekkür ederim. Umarım Sırrı Süreyya Önder'le tamam. herhalde ilk röportajı yapacak olan gazeteci epey teşekkür şanslı ederim. Olacak. Sağ olun. Sağ olun, hoşçakalın. Şimdi dönmeden önce Sayın Beştaş'a şurada kalmıştık. Amerika, Rusya işte bağlamında Suriye topraklarını ve orada da işte bir Kürt meselesi de orada var ya zaten o yüzden giriyorsunuz evet. o konulara. Şimdi Wall Street Journal gazetesinin bugün yazısı var. Amerika tedirgin. Amerika şöyle tedirgin. Türkiye haber vermeden girerse biz ne yapacağız? Orada 1000 kadar askerleri varmış. İşte kusursuz bir fırtına diyor. Amerikalı bir yetkili Wall Street'e konuşan. Kusursuz bir fırtına, gerçekten çirkin. Çıkmak dışında başka bir seçenek kalmayabilir. Yani Türkiye kendilerine haber vermezse operasyon için ciddi bir kaygı ve oradan Amerika askerlerini çekmek zorunda kalabilir. Türkiye Amerika'ya rağmen orada bir operasyon yapabilir mi? Yani bir çok böyle gerçekçi bir şey olmadığı için, yani o Amerikalı yetkili de ne kadar gerçekçi bir yetkili, böyle bir gazetenin böyle bir
açıklama yapması ve bu açıklamanın da çok ciddiye alınması garip. Yani dünden beri ben de baktım. Bizde özellikle çok ciddiye alınan bir şey. Hayır, yani eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu Türkiye'yi küçümsemek şey anlamında değil. Yani Türkiye ABD'nin onayı olmadan, izni olmadan, tıpkı Rusya'nın izni olmadan Elbaba giremediği için, Carablus'a giremediği gibi ABD'nin izni olmadan Fırat'ın doğusuna operasyon yapamaz. Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon yapacaksa bu ABD'nin onayını aldıktan sonra. Ha ABD onay verir mi? Bu başka, bu tartışılabilir. Hı. Ama o Amerikalı yetkili her kimse ne Orta Doğu'yu biliyor, ne kendi ülkesini biliyor, ne bir NATO içerisindeki problemin vahametinin farkında, kendi şeyine göre. Dolayısıyla şey, Amerika'ya rağmen Türkiye oraya bir operasyon yapabilir diyorsunuz. Hayır, yapamaz. Yani Türkiye... Hayır, şey yapamaz, ben yanlış söyledim. Evet. Sizin sözünüzü ben tam tersini söyledim. Yapamaz, evet, evet öyle dediniz. Evet. Peki bu şundan olabilir mi? Sözü bağlayacağım yer orasıydı aslında. Şimdi Amerika'nın kendi içinde de ciddi bir çatışma, evet, ve tartışma var. Yani Trump'a yönelik de orada bir devletin içinde bir yarılma var. Belki de bu yetkili Trump karşı... Bu bir devlet sorunu. Yani şöyle söyleyeyim size, siz ABD'nin şu anda bölgede varlık nedeniyle bir tane kalmış. O da Fırat'ın doğusu. Yani SDG ile var olan ilişkisi açık saha anlamında. Başka yok ki. Yani ABD oradan çekildiği zaman ortadan çekilecek. Bitti, hı hı, yani. Şimdi bu bir devlet problemi ABD açısından. Bir. İkincisi, karşısındaki ülke İran değil, Suriye değil, Irak değil. Bir NATO üyesi. Hı hı. Yani mekanizmalar buna müsaade etmez. İki NATO ülkesinin çatışması hiç olmamıştır. Mekanizma. Türkiye ordusu bir NATO ordusudur. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülkedir. Türkiye beyniyle Batı ülkesidir. Yani her ne kadar ortada olsa. Şimdi yani öyle birileri içinden geçtiği için, arzuladığı için bir sürü senaryo uygulayabilir. Başka bir şey. Ya da içeride hamasetle siz her gün işte bu hafta gireceğiz, üç gün sonra gireceğiz, iki hafta gireceğiz diyebilirsin. İç politika zaten uzun yıllardır bizim dış politikamız denilen bir şey yok. İç politikamız dış, hı-hı, politikadır. Ama gerçek başka bir şeydir. Gerçekse bunun tam tersi söylenen, yazılan ve o Amerikalı yetkili kimse de onun tam tersi olan bir şey. Böyle bakmak lazım. Yani böyle görmek lazım. Mesele orada. Yani şu anda bana deseniz işte Irak izin almadan, evet Türkiye Irak'la çatışır. İran'la çatışır. Yani çok zor bir şey. Hı hı. Çok riskli bir şey ama yapar. Ama burada her ne kadar aralığında problem, suçlayıcı bir şey varsa da iki NATO ordusu bir. Hı hı. Karşındaki de dünyanın en güçlü ülkesi. Yani bir tweetle seni ekonomiyi felç edebilecek kapasitede olan bir şey. Böyle bir durum. Üçüncüsü de ahlaki boyutu var. Hı hı. Bir şeyin yani. Nedir ahlaki? Yani şöyle söyleyeyim siz. Yani bizim tanımladığımız tırnak içerisinde ahlaki boyu dışında onu söylemiyorum. Yani müttefiklik, bütün yaşam biçimlerini birbiriyle özdeşleştirilmiş iki devletin. Yani evet bizde yaygındı işte anti-emperyalizm, anti-Amerikacılık, şu bu. Bu başka bir şey. Ama hayatın kendi gerçeği açısındaki ahlaki boyutu başka bir şey. Ama bunu şimdi orada kurulacak bir Kürt bölgesini bir beka sorunu olarak görüyor Türkiye. Bir beka sorunu görüyorsa evet NATO, bir NATO gerçekliğim var. Evet Amerika gerçekliğim var. Bir de üstüne karşında tamam yani bir küçümsüyor olabilirsin. Fakat binlerce tır silahın verildiği bir YPG gücü var. Ama mesele o değil. Mesele şu, soracağım şu. Ben beka sorunu olduğunu da inanmıyorum. Yok tamam, siz öyle inanmayabilirsiniz. Fakat yani şu andaki iktidarın algısı bu bir beka sorunudur. Dolayısıyla ben orayı tarumar ederim. Öyle bir o yapıya izin vermem. Şimdi şey, bu kadar beka sorunu olarak görüyorsan Amerika ile çatışmayı da göze alamaz mı? Hayır. Yani 23 Haziran seçimlerini de beka sorunu olarak görüyordu. Şu anda neredeyiz? Retorik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya tabii bu bir hamaset ve şeydir yani. Öyle bakmamak lazım. Yani Türkiye devlet olarak kendisine düşmanlık pozisyonundan sıyrılmış bir şeyi beka sorunlarına görmez. Bir devlet anlayışı olarak. Yani herhangi bir siyasal iktidar görebilir. Herhangi bir siyasi hükümet görebilir. Ama Türkiye'nin kodları, toplumsal kodu, genetik kodu, jeopolitiği, geleneği, göreneği öyle bakmaz.
Öyle görmez, onu demeye çalışıyorum. Hı-hı. O biri siyasi arenada söylenen şeylerdir, yapılan şeylerdir. Hı-hı. Ha kimi zaman bu söylenen yapılan şeyler krizlere neden olabiliyor mu? Oluyor. Kısa erimli atışmalara, çatışmalara neden olabiliyor mu? Oluyor. Mesela örnek diyelim ki işte referandum sürecinde Irak krizinde olan bir şey. Hı-hı. Yani ciddi bir kriz yaşandı. Bu yasak yaşamam. Karşı pozisyon aldı. Tabii ki. İlişkileri şu anda, iyi olmasına rağmen. Evet. Şu anda mesela sanki hiç yaşanmamış gibiydi. Devam ediyor. Onu demiyorum. Yani o günlere baktığın zaman beka sorunu olarak gördü. Değil mi baktığın zaman? Bu insan sanki yaşanmamış gibi. O anlamda söylüyorum. Yani bugün sen orayı beka sorunu görür. Sen dün oranın lideriyle her gün burada görüşüyordu ya Salih Müslüm'le. Şimdi aynı adamlar değil mi? Hala da duruyor, hala yöneticisi. Aynı kesimler. Senin çıkarlarına uygun olup olmamadığı senin beka sorununu netleştirir. Onu demeye çalışıyorum. Onun için diyorum ki görünenden ziyade görünmeyenler daha önemlidir. O anlamda söyleyeyim. Peki şimdi orada mesela bir Kürt oluşumuna belli ki Amerika'nın buna desteği var. Rusya'nın pozisyonunu nasıl buluyorsunuz orada? Şimdi yani bir size buraya gelmeden önce çok bağlantılı bir şey. Çünkü zamanlı bir telefon bağlantısıydı bu. Evet. Suriye'de Türkiye 3 üniversite, daha doğrusu 3 fakülte kuracak. Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı. Haritayı da ekrana verebilirsiniz isterseniz o haritayı. Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı 3 fakülte. Peki nerede kurulacak bunlar? Biri Elbap'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Azez'de İslami İlimler Fakültesi. Hayır, haritayı verelim arkadaşlar. Ve Kürt bölgesi olan Afrin'de de Eğitim Fakültesi. Sayın Ali Gür, beni duyuyor musunuz? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Ali evet, Gür. Evet, duyuyorum sizleri. Gayet güzel sesiniz. Şimdi karar ne zaman alındı? Dün resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla. Ve siz çalışmalara başladınız mı? Evet. Biz çalışmalara başladık. Dün itibariyle gece yarısı Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla kararname çıktı. Tabii ki bunun hazırlık safhası epeyce uzun bir zamandır alıyordu. Gaziantep Üniversitesi 2011 yılından beri ciddi tecrübe oluşturdu Suriye meselesinde. İlk andan itibaren çok duyarlı davrandık ve gelen öğrencilerin özellikle eğitim hakkı kutsaldır diyerek biz yüksek öğretime kazandırılması için büyük çaba sarf ettik. Tabii bu arada gelen öğrencilerin bir kısmının kendi ana dillerinde eğitim almaları da gerekiyordu. Onlar için de biz Arapça program açtık. Türkiye'de ilk ve tek Arapça program bizde açıldı. Ve 5 yıldır bu Arapça program devam ediyordu zaten. Hatta geçen yıl 125 tane Arapça lisans öğrencisini mezun verdik biz. Bu tecrübe bizde büyük bir birikim oluşturdu. Çünkü Türkiye'nin 3 dilde eğitim yapan, İngilizce, Türkçe, Arapça olmak üzere 3 dilli eğitim veren tek üniversitesi biziz. Ali Bey, o 125 öğrenci eğitimi nerede aldı? Türkiye sınırları içinde mi, Suriye sınırları içinde? Onlar Gaziantep Üniversitesi'nde aldılar. Evet. Aynen. Ve daha sonra bu tecrübemizi biriktirince Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerden sonra Suriye güvenlikli bölgesinde neden yüksek öğretim açılmasın? Çünkü amaç artık oradan bu tarafa gelmesinler. Güvenlikli bölgeyi birçok anlamda güvenlikli hale getirirken milli eğitim açısından lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri varken bunlara yüksek öğretim açısından da bir ufuk açalım. Hedef çizelim ki artık öğrenciler okunmak hakkı gerekçesiyle de Türkiye'ye gelmesinler. Çünkü bu bir hak kutsaldır. Bu vesileyle o tarafta bir yüksek öğretim birimi açılmasını önermiştik. YÖK üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerde. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok olumlu yaklaşarak evet, tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde yurt dışında bir eğitim kampüsü oluşturuldu ve Cerablus Meslek Yüksekokulu açılma kararı çıktı. Geçen ne zaman? Ne zaman açıldı? Geçen yıl Ağustos ayında. Peki kaç öğrencisi var oranın? Orada biz 5 programla başladık. Orası yüksekokul olarak meslek yüksekokulu. 5 programla başladık ve 150 öğrencisi şu anda 2. sınıfa geçti. Anladım. İkinci yılda eğitim veriyoruz zaten. Dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi'nin bir tecrübesi oluşmuştu. Şimdi orada özellikle meslek yüksekokulundaki talebi görünce ve mahalli yereldeki özellikle o bölgenin insanları da fakülte talepleri çok olunca bunu da görünce biz Sayın Cumhurbaşkanımızla tekrar görüşmeler sonrasında
orada fakülteleşmeye gidilme kararı alındı. Böylece bu hazırlık safhası tamamlanmış oldu. Tabii ki karar çıktığı anda biz hemen eğitime başlar duruma geldik. Çünkü pazartesi biz kayıtları bitirip eğitime başlıyoruz bu pazartesi. Ha, kayıtları bitirip eğitime başlıyorsunuz. Tabii bu da şöyle, çünkü biz bir ay önce bu hazırlıkları yaparken Mayıs ayında bir şey yapmıştık. Orada yüksek öğretime, yabancı öğrenciler için yüksek öğretime geçiş sınavı yaptık Gaziantep Üniversitesi olarak. Ve orada yaklaşık olarak 3000'e yakın Suriyeli, yani o bölgede yaşayan, Türkiye'ye geçmemiş, o bölgede yaşayan Suriyeli öğrenciler, 3000 öğrenci müracaat etti sınava. Ve bunlardan zaten seçip alıyoruz. Bizim Gaziantep Üniversitesi'nin şöyle bir özelliği var. Yabancı öğrenci sınavına girmemiş olan hiçbir öğrenci asla bizim üniversitemizde Suriye tarafında da olsa, Türkiye tarafında da olsa, iki kampüste de hiçbir şekilde yabancı öğrenci sınavına girmemiş olan öğrenci alınamaz. Bir. İkincisi, nasıl ki ÖSYM'de belli puan değerleri varsa, bu puan değerlerinin altında olanlar kayıt yaptıramazsa, hak kazanamazsa, aynen Suriye tarafında da bu böyle geçerli. Ve orada YÖS sınavından belli bir puanı alamamış olan öğrenci asla kayıt olamaz. Peki, yani dolayısıyla özellikle Türkiye'deki vatandaşlarımızın, yani gençlerimizin bunu bilmesini istiyoruz. Sınavsız hiçbir öğrenci alınmıyor. Sınavda da belli bir puan barajını aşmadan hiçbir öğrenci kayıt hakkı kazanamaz. Şimdi Ali Bey, bu haber belli ki bu aslında epeydir, işte 2 senedir orada yüksek okul var diyorsunuz ama yaygın bir bilgi değil belli ki. Benim yani ilgimi çekmesinin sebebi kendi topraklarımızda değil de işte Suriye topraklarında okul açılıyor ya, o açıdan ilgimi çekmişti bu haber ama sizinle telefonda konuşurken de 2 senedir orada bir faaliyette bulunduğunuzu söylüyorsunuz. Bunun uluslararası statüsü nedir? Nasıl oluyor bu? Şimdi uluslararası statü şöyle, şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak yurt dışında herhangi bir yüksek öğretim kampüsü açılmamış. İşte Suriye meselesinden dolayı oradaki güvenlikli bölgede eğitimi şekillendirelim, gençler lise çağındaki gençler üniversite hedeflerde olsun diye ilk defa tek kararname ile Cerablus Meslek Yüksek Okulu açılarak bu karar alınmış oldu. Ve böylece Türkiye'nin yurt dışında eğitim kampüsü açma kararı kesinleşmiş oldu. O açıldıktan sonra artık önümüz açıldı ve böylece bir yıllık deneyimin de iyi sonuçlar elde edildiğini görünce Sayın Cumhurbaşkanımız ve YÖK'le beraber orada artık fakülteleşmenin de çok iyi olacağı kararı alındı. Dolayısıyla ilk ve tek olarak Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu. Şunu da belirtmekte fayda var. Orada verilen diplomalar international, yani uluslararası Gaziantep Üniversitesi'nin ana kampüsünde verilen programların aynı diplomasını veriyoruz biz. O yüzden çok katı kurallar uyguluyoruz. Oradaki muhatabınız kimdir Ali Bey? Yani şimdi Elbap, Azez, Afrin, bir yerel otorite var mı? Yerel otoritenin, ya da şöyle söyleyeyim, muhatap kim? Evet, yani orada bir işlem yapılırken kimlerle bu işlemi tesis ediyorsunuz? Şu anda hali hazırda zaten Elbap'ta, Azez'de, Afrin'de, Çobanbey'de, Cerablus'ta koordinatör valiliklerimiz var zaten. Koordinatör valiliklerimiz mahalli meclislerle bunu koordine ederek ortak bir deklarasyonla bunu yapıyoruz. Yani muhatabımız Türkiye Devleti'nin oradaki koordinatör valileri ve aynı zamanda mahalli meclisleri. Anlıyorum. Yani orada tabii Suriye rejiminin herhangi bir otoritesi yok şu anda. Hayır. Mahalli otoriteler, sizin şu anda oradaki muhatabınız mahalli otoriteler. Yani koordinatör valimizin koordinatörlüğünde mahalli mecliste koordineli yapıyoruz. Tabii anlıyorum. Yani orada o koordinatör valilik dediğiniz Türkiye'den gönderilenler mi? Tabii vali yardımcılarımız var. Tamam. Mesela Antep vali yardımcısı, Hatay vali yardımcımız, Kilis vali yardımcımız. Her bölgenin kendi sorumluluk alanları var. Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanlığımız ve YÖK o bölgedeki yüksek öğretimi şekillendirirken Gaziantep Üniversitesi'ni bütün o güvenlik sınırı bölgesinde görevlendirdiler. Dolayısıyla Afrin bölgesi, yani Zeytindalı Harekatı bölgesi, Fırat Kalkanı bölgesi, o bölgelerin tümü tamamen Gaziantep Üniversitesi'nin kontrolünde yüksek öğretim şekilleniyor şu anda. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Epey bir şey öğrendim ben, çünkü haberdar değildim bundan. Çok da ilginç gelmişti. Tabii ki. Ama benim anladığım şu, fiili bir durum. Tabii ki fiili durum. Değil mi? Tabii fiili durum tabii. Yani zaten orada her şey fiili işliyor şu anda. Evet. Yani böyle baktığınız zaman burada bir garabet de yok. Çünkü zaten fiili bir durum var.
Evet, fiili olarak yürütülüyor. Fiili bir bölge. Yani kim orada güçlüyse ona göre şey yapıyor. Kendi sistemini, eğitim hı-hı. veya askeri veya siyasi sistemini kuruyor. Hı-hı. Birkaç bölgede öyle yani. Peki ya benim anladığım şu Sayın Valinin anlattığından. Olabilir. Orada bir sorun var. Fiili bir durum var. İşte bir yetki değil de bir güç kullanıyorsunuz. Otoritenizi kabul ettirmişsiniz ve bunu da açabiliyorsunuz. Ve açmışsınız. Ama belli ki bu çatışmalı süreç bittiğinde muhtemel ki bu diplomaların yani uluslararası geçerli olacak diyor ama hayır, bu diplomaların olmaz. Geçerli olur mu olmaz mı? Telefon attığımızda bir akademisyen var. Evet. Bağlantılı olarak Burak Çop. Duyuyor musunuz beni Suat Toktaş ben? Evet duyuyorum Suat Bey. Şimdi az önce Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Ali Gül'le görüştük. Elbap, Azez ve Afrin'de işte 3 fakülte. Siz muhtemelen dinleyemediniz yayını ama 2 yıldır zaten orada meslek yüksek okulu olduğunu işte 2000 öğrenci demişti değil mi? 3000 öğrenci demişti. 3000'e yakın öğrenciye işte eğitim verildiğini, pardon bu 3000 kayıt aldıklarını bu 3 fakülteye başvuru olduğunu söyledi. Şimdi bizim bu telefon bağlantısından anladığımız şuydu. Bir fiili durum var ve bu fiili durumun sonucu olarak oradaki yerel mahalli meclislerin muhataplığıyla Gaziantep Üniversitesi orada başvurular alıyor ve 3 fakülte açarak faaliyette bulunacak. Bunların uluslararası geçerliliği olacak mı ve bu fiili durumla mı ilgili? Bu yorum doğru mu? Benim için şaşırtıcı bir bilgi. Ben tabii Sayın Rektör'ün açıklamalarını izleyemedim. Ama bahsettiği gibi 2 yıldır orada zaten fiili bir durum, de facto hali hazırda bir eğitim devam ediyordu bilgisi benim için de yeni bir bilgi ve şaşırtıcı bir bilgi. Açıkçası şunu belirtmek lazım. Orada şayet oradaki bir takım idari yapılanmaların orada varsa eğer bir takım meclislerin, bir takım yerel muhatapların talebiyle bile böyle bir şey yapılmış olsa uluslararası hukuk bakımından ayrılıkçı bir hareket olarak tanımlanacaktır. Yok eğer bu Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının inisiyatif alması ile yapılan bir hamle ise bu da çok açık tartışmaya hiç yer olmayacak bir şekilde bir başka ülkenin egemenlik haklarının ihlali niteliğinde bir eylem olacaktır. Dolayısıyla ama bunun için herhangi bir işlem yapılmadan da sizin dediğiniz bir sonuca da ulaşılamaz. Fiili bir durum var ve bir eğitim veriliyor. Uluslararası hukukun ihlaline götürecek olan, oraya götürecek olan bir muhatap olmadıktan sonra da herhalde çok da sorun olmayacaktır. Ben meseleyi anlamaya çalışıyorum sizin gibi çünkü bana da şaşırtıcı geldi. Yani şöyle belirtmek gerekiyor sanırım. Türkiye'nin YÖK merkezli bir takım başka ülkelerde eğitim faaliyeti tabii ki var. Mesela Türkiye'de üniversite sınavına giren öğrencilerin söz gelimi Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni tercih etme şansı var. Türkiye'deki üniversitelerin ve dediğim gibi YÖK'ün de kurumsal ilişki içinde olduğu Türkiye'ye yakın coğrafyalarda pek çok eğitim kurumu var. Fakat bu da çok basit bir kriter söz konusu. Bu eğitim kurumlarıyla ilişkiler kurulurken veya bu eğitim kurumları tesis edilirken oradaki ev sahibi ülkenin onayı evet. ve talebiyle gerçekleşiyor bu ve oradaki ülkelerdeki muhatap alınan yani mevkidaş konumdaki hangi kurumlar varsa onlarla işbirliği içinde ve o ülkenin egemenlik hakları çerçevesinde gerçekleşen bir şey bu. Buraya baktığımız zaman ise çok net bir şekilde yani her ne kadar Afrin, Cerablus, Azez gibi bölgeler fiilen TSK kontrolünde ve onların müttefiki olan bazı milis gruplarının işgali altında dahi olsa uluslararası hukuk açısından tartışmaya yer olmayacak bir şekilde orası Suriye toprağı, Suriye devletinin toprağı. 3 yıldır veya daha uzun bir süredir Suriye hükümetinin orada egemenliğinin fiiliyata geçiremiyor olması oranın Suriye toprağı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla böyle bir eğitim kurumunun tesis edilmesi ve diplomalarının geçerli sayılması için çok basit ama günümüz koşullarında imkansız bir koşulun yerine getirilmesi gerekiyor. O da Şam ve Ankara'daki yüksek öğretim yetkililerinin bakanlar düzeyinde veya bürokratlar düzeyinde bir araya gelip konuşup görüşüp anlaşması gerekiyor.
Ben Suriye Devleti'nden henüz nasıl bir tepki geldiğini bilmiyorum. Onunla ilgili bir... Yok, karar zaten dün yayınlandı. Dolayısıyla henüz çok yeni. Karar dün yayınlandı. Yani şunu öngörmek çok kolay. Çok kolay. Yani Şam'daki yüksek öğrenim otoritesi her kimse, bir bakan mıdır, müsteşarlık mıdır ya da bizdeki YÖK benzeri bir kurum mudur? Tabii ki böyle bir eylemin geçersiz olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını bir tecavüz niteliğinde olduğunu söyleyeceklerdir. Ve buna karşı bir karşı argüman geliştirmek de çok zor. Dolayısıyla gerçekten o bölgedeki belirsizliğe çok yaraşan, statüsü de havada kalan, kapsamı ve yetkileri de havada kalan bir girişim olmuş gibi görünüyor. Benim anladığım kadarıyla bu süreçler tamamlandığında, işte Suriye ile ilgili kesin sınırları belli, işte anayasası belli bir şekil şemal ortaya çıktığında bu diplomalar kabul edilmeyecektir. Sadece Türkiye'de geçerli olan. Aslında şöyle, sadece Türkiye değil, çünkü Sayın Rektör dedi ki uluslararası geçerli olan, Gaziantep Üniversitesi'nin uluslararası geçerli olan bir diploması olacak ellerinde dedi. Velhasıl savaş bittiğinde bir de belli ki böyle bir bu sorun olacak. Savaş bitsin de işte bir sorun olacaksa da bu olsun, o kadar da mesele değil aslında. Burak çok... Yani sanıyorum şöyle bir durum söz konusu. Biraz daha işin teknik boyutundan siyasi yorum boyutuna geçecek olursak, Türkiye'de iktidar herhalde bir fiili durum yaratarak, yani o bölgedeki kontrolünü ve oradaki günlük yaşama müdahil olma pratiklerini ileri götürerek, günün birinde Suriye yeniden yapılanacağı zaman, idari sistemi yeniden yapılandırılacağı zaman, anayasası yeniden yazılacağı zaman, o bölgelerde fiilen Türkiye'nin nüfuzu altında bir takım bölgeler, eyaletler veya federatif yapılar kurulması amaçlanıyor herhalde. Etki alanları ve etki insanları, öyle de bakılabilir. Evet, bu tür yapılar da, bu tür yapılanmalar da muhtemelen pazarlık masasında, müzakere masasında Türkiye'nin, hükümetin elinde bir kol teşkil edecektir diye bir düşünce var sanırım. Ama tabii şunu söyleyerek bitireyim sözlerimi. Her açıdan çok büyük bir maceracılık. Yani hükümetin dış politikasının maceracılığı zaten bütün tarafsız gözlemcilerin üzerinde uzlaştığı bir nokta. Şimdi bu eğitim alanı, yüksek öğretim alanı da taşımış durumda. Çok teşekkür ederim Sayın Burak Çop. Yayınımıza katıldınız. Katkıda bulundunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi sizin de biraz daha devam edelim. Bu adım, Burak Çop'u da dinlediniz. Politik yönünü size de sorayım. Evet. Bugün internette çok da yazıldı, çizildi, bambaşka ifadeler kullanan oldu, işte fantastik diyenler oldu. Evet, sorun çıkaracak bir adım. Yani sizin niyetiniz, amacınız ne olursa olsun, diyelim ki çok iyi niyetle de, ya orada ise insanlar eğitim haklarından yoksun olmasınlar. Bundan ötürü böyle bir adım attınız. Hı. Yani en samimi bölümü olarak kabul etsek bile, hayır yani bu başka bir ülkenin toprağı, hı hı, ve siz orada resmi yerler açıyorsunuz. Resmiyeti sadece ülke içerisinde değil, uluslararası alanda kabul görecek adımlar atıyorsunuz. Yani üniversitede bir ilkokul açmıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Böyle olunca siyaseten sizin o bölgede ne aradığınız da sorgulanır. Yani siz diyorsunuz ki ben teröre karşı mecburiyetten kendimi savunmak adına, güvenlik adına ben oradayım. Yani tehdit var bana yönelik. Terörizmi bertaraf etmek ve gideceğim diyorsunuz. Ama siz en kalıcı olan adımı atıyorsunuz. Eğitimden daha kalıcı adım yoktur ki. Yani bunun yere. Sakıncası ne ki? Şöyle düşünelim. Evet, fiili bir durum var. İşte orada da eğitim alamayan bir kitle var. İşte 3000 başvuru olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bunu savunuyor anlamında değilim. Bilmiyorum. Ama yani mevzuya biraz daha, evet, geniş bakalım. Ayrıca da savunma pozisyondan bakmıyorum. 3000 başvuru olmuşsa bir ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. Demek ki çok da umurlarında değil. İşte Türkiye mi açmış, Suriye mi açmış? Ya orada yaşıyorsunuz ve birileri geliyor, üniversite açıyor ve okumak istiyorsunuz. Sorun, evet, ne burada?
Hayır, sorun tabii yani. Şimdi şöyle, o zaman yani dünyada yani sınırlar kalksın. Kalksın mı? Zaten. Tamam, ayrı yani. Ama öyle bir şey yok yani. Bundan ötürü savaş. Tabii ki değil yani. Bakıyorsun yani, diyelim ki işte bir ülke kendi vatandaşlarını yok etmeye çalışıyor. Ama siz müdahale edin. Gözlerinizin önünde yani şey yapıyor. Müdahale edemiyorsunuz değil mi? Hı hı. Yani bir sürü kurallar var. Yani ki o kuralların soğuk yüzü kimi zaman da seni rahatsız edecek boyutu olmasına rağmen siz o kuralları çiğneyemezsiniz. Çünkü genel kurallardır. Yani herkesin yaşayabilmesi, nerede nasıl davranacağını genel anlamda tarif eden kurallar. Bu evet, Suriye'de şu anda ciddi bir problem var. Ama problemler ne olursa olsun onun kimliği değiştirmiyor. Orası Suriye. Yani ya bir şey yapacaksınız, fiili anlamda gidersiniz. Dersin ben burayı işgal ettim. Burası artık benim toprağım, tamam mı? Ve ben bayrağımı da dikeceğim. Ben valimi dağıtacağım. Belediye başkanı ise orada seçimler yapacağım. Dünya ile kavga edersiniz. Bu başka bir şey. Yani kendi içerisinde şey yaparsınız ama hem diyeceksiniz orası Suriye toprağı, hem de orada resmi kurumlar oluşturacaksınız. Bunu izah edemezsiniz yani. Kimseye de izah etmez. Size derler ki sizin niyetiniz ona başka. Çok teşekkür ederim Sayın İlhami Işık. Ara ara sizinle görüşürüz. Eyvallah. Çünkü siz nabız tutan birisiniz. Eyvallah. Haber alıyorsunuz. İşte sık sık görüşmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katkıda bulunduğunuz için. Eyvallah.